Hepinize merhabalar. Bu seferki videomuzun konusu diğer videolardan biraz daha farklı olacak. İnsan beynini kurcalayacağız. Beynin işlevi ve sağ beyin ile sol beynin birbiri arasındaki farklarına bakıp videoyu bitireceğiz. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Vücudumuzun çeşitli noktalarından beynimize saniyede milyonlarca kez sinyal ve ileti gidiyor. Beyin de bunları nöronlar aracılığıyla değerlendirip ayrıştırıyor ve bellekte bulunan eski bilgilerle karşılaştırıp nöronlar arası yeni bağlantıları kurarak geliştiriyor. Bu da genel olarak hareket etmemize, işitmemize, görmemize ya da düşünmemize yardımcı oluyor. Beynin çalışma işlevi tamamen bu. Bu kafamızın içinde bulunan beyin baktığınızda yumuşak bir et parçası. Evet, gerçekten yumuşak bir et parçası. Hatta biraz ovalimsi, topa benziyor. Peki neden oluşuyor derseniz, yetişkin bir insanın beyni 1400 gram ağırlığında ve yaklaşık 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker ve 10 gram da tuzdan oluşuyor. Ayrıyeten beynin enerji kaynağı, yani çalışması için gerekli enerji kaynağı da glikoz olarak biliniyor. Şimdi ise sağ ve sol beyin arasındaki farklara bakacağız. Sağ beyin yaratıcılık, görsellik ve duygusallık gibi ifade alanında bir tık sola göre daha önde. Sanat, müzik ve anlık sezgilerin kaynağı olarak kabul ediliyor. Öte yandan sol beyin ise mantık, analitik düşünce ve dil becerilerinin merkezi olarak kabul ediliyor. Matematik zaten olmazsa olmaz. Dil bilgisi ve planlama gibi görevlerde sol beyin sağa nazaran bir tık daha ön planda. Sağ beyin mi yoksa sol beyin mi daha zeki sorusu biraz durgunluk verebilir. İkisinin de aynı anda çalışması insanın daha iyi bir işbirliği çıkarmasına ve takım halindeki gruplaşmalarda daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Şöyle üstün körü geçecek olursak, sol beynini daha iyi kullanan kişilerde mantıkları daha ön planda, matematik ve dil becerileri bir tık daha gelişmiş, pragmatik kişilerdir. Gerçekçi oluyorlar. Planlı ve düzenli kişiler akademik bilimsel konularla ilgili ve bu alanlarda başarılı oluyorlar. Sağ beyni daha iyi kullanan kişilere bakacak olursak eğer, duyguları bir tık daha ön planda, hayal güçleri daha da gelişmiş, yaratıcı hikayeler kurmaktan hoşlanıyorlar. Birçok zaman dalgın olabiliyorlar. Empati, şefkat ve sezgileri daha güçlü. Görsel, sanatsal konularla ilgili ve bu alanda bir tık daha başarılı oluyorlar. Her insanın sağ beyninin sol beyninden ya da sol beyninin sağ beyninden farklı olması gayet mümkün. Kimsenin beyin yapısı, düşünce yapısı, algılama yapısı bir değil. Ama bunları geliştirmek tabii ki sizin elinizde. Sağ beyniniz sola göre daha ön planda olabilir ya da tam tersi de olabilir. Güçsüz olduğunu düşündüğünüz bir tarafınız varsa bunu egzersizlerle halledebilirsiniz. Mesela sağ beyin egzersizlerine bakacak olursak, resim çizmek, boyama yapmak, el işleriyle uğraşmak gibi aktiviteler sizin için yeterli olacak. Yani yeterli olacak dediysem başlangıçta yeterli olacak. Bunun arkasından yani farklı türlerde müzik dinleyebilirsiniz. Mesela enstrüman çalabilirsiniz. Bu sağ beyninizi stimüle ediyor. Ritim ve melodi duyarlılığınızı geliştiriyor. Ya da bunun için yapay zekayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapay zeka destekli oyunlar var mesela. Bunları kullanabilirsiniz. Sol beyin egzersizlerine bakacak olursak eğer, mantık ve problem çözme becerilerinizi geliştirmek için yani basitçe sudoku ve satranç denemeniz gerekir. Öneririm de. Hele satranç bir tık daha ön planda. Arkasından sudokuya geçebilirsiniz. Dil oyunları mesela, yani yeni dil öğrenebilirsiniz. Kelime bulmacaları, çapraz bulmacalar sol beyin için ideal bir egzersiz olarak kabul ediliyor. Kadın ve erkek beyni arasında bir fark var mı diye soracak olursanız tabii ki var. Bununla ilgili hatta bir araştırma da yapılmış. Hemen size bu yapılan araştırmayı açıklıyorum. Tipik bir erkek beynindeki sinir bağlantıların beynin aynı lobundaki ön ve arka tarafların arasında kurulduğunu, tipik bir kadın beyninde ise sinir bağlantılarının daha ziyade sağ ve sol loblar arasında bir taraftan diğer tarafa doğru dizildiğini gösteriyor. Araştırmaya göre beyindeki sinirlerin bağlarındaki fiziksel farklar erkeklerde yüzde çıkan tüyler, kadınlarda ise göğüslerin büyümesi olarak görülen ikincil cinsiyet karakteristiklerinden oluştuğu ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Bilim insanları iki cinsiyetin beyinlerindeki fiziksel farkların
erkeklerin haritada yön bulmak ve kas kontrolü gibi konumsal alanlarda neden kadınlardan daha iyi olduğunu, kadınların ise neden hafıza ve ön sezi gibi sözel alanlarda erkeklerden daha iyi olduğunu anlaşılabilmesine önemli rol oynayacağını söylüyor. Bu seferki videomuzun konusu bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşmek üzere.